İyi akşamlar. Aylık TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Sedef Cimiç. Gündeme dair gelişmelerle sizlerle beraberiz. Günün ilk haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aralarında Ordu muhtarlarının da bulunduğu 10 muhtarla görüntülü video konferansıyla görüşme yaptı. Emekli ayrılacak. Muhtarlara ödenek veriliyor. Muhtarlık ödeneği diyor her ay. Artı hastalanıp bir hafta yatarsanız, 15 gün yatarsanız ödeneğiniz de kesiliyor. Tatile giderseniz ödeneğiniz kesiliyor. Niye kesiliyor? Ya siz muhtar değil misiniz? Milletvekili meclis tatil olduğu zaman aylığı kesiliyor mu? Hayır. Peki milletvekiline oy veren vatandaş muhtara da oy veriyor mu? Evet, muhtara da oy veriyor. Diyelim ki bir belediye bir muhtarla işbirliği yapmak istiyor. Mahallesiyle ilgili bir şey yapacak. Kanuna göre yasak. Yapamaz. Çünkü ancak kamu kurumlarıyla işbirliği yapar belediye. Muhtarlık kamu kurumu sayılmadığı için işbirliği yapamaz. Kanun değişmesi lazım mı? Değişmesi lazım. Sicil affı, evet sicil affı olmalı. Bu devleti kuranlar çiftçiye hizmet etsin diye Ziraat Bankası'nı kurmuşlar. Bu devleti kuranlar esnafa hizmet etsin diye Halk Bankası'nı kurmuşlar. Şimdi biz bir ekonomi masası oluşturduk. Ekonomi masasında bizim milletvekili arkadaşlarımız var. Bunlar evvelki gün Mersin'delerdi. Dün Hatay'da ve Adana'da idiler. Ekonomi masasında görevli milletvekili arkadaşlarımız ekonomide uzun yıllar çalışmış, devlet tecrübesi olan, hazine müsteşarlığı yapmış, devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı yapmış, gelir idaresi başkanlığı yapmış, en Türkiye kriz içindeyken Türkiye'yi o krizden çıkarmış olan bürokrat arkadaşlarımız var. Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki muhtarlık bütçesi nereden olacak? Devlet bize nereden para bulacak? Çok basit. Her muhtardan emlak vergisi alınıyor mu Allah aşkına? Emlak vergisi alınıyor. O mahallenin muhtarı, vatandaşları size oy vermiyor mu? Veriyor. Belediye başkanı da veriyor mu? Veriyor. Emlak vergisini kim alıyor? Belediye başkanı. %1'ini de size versin kardeşim. Kanun çıkartınız. %1'i de muhtarların bütçesi olur. Böylece bütçe demek yalnız aynı zamanda denetime açık olmak demektir. Yani paranın yasada öngörülen şekilde harcanması lazım. O çerçevede hareket etmesi lazım. Sizin de bütçenizin olması lazım. Siz de fakir fukaraya yardım ediyorsunuz. Sosyal yardımları sizin aracılığınızla dağıtılması lazım. Bir mahallede, bir köyde kim fakirdir, kim zengindir bunu en iyi bilen kim? Muhtar bilir. CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel TBMM'de söz alarak kahveci ve çorbacı esnafların sorunlarını dile getirdi. Pandemi sürecince en fazla ihmal ve belirsizlik içinde bırakılan kahveci esnafıdır. 110 bin kahveci esnafı vardır. Çalışanlarıyla ve aileleriyle beraber 1 milyon kişidir. 9 aydır iş yapamazken kira ve personel giderleri devam etmektedir. Bazı mülk sahipleri iyi niyetle yarı kira almaktadır. Hatta bununla ilgili bir de örnek mahkeme kararı vardır. Yarı kira uygulamasının bir mevzuat ile pandemi sürecinde genel kural haline getirilmesine fayda vardır. Mülkü kendine ait olan kahveci esnafına da personel maaşı, vergi kolaylığı, hibe ve faizsiz uzun vadeli krediyle destek olunmalıdır. Diğer bir mağdur esnaf lokantacılardır. Son çıkan saat 22 yasağı bu esnaf için çok anlamsızdır. Gece saat 22'den sonra kim lokantaya gider? Ya aç olan gider ya da şekeri düşen gider. Bu yoğun bir saat aralığı değil ki. Lokantacılar ve çorbacılar için çok yanlış bir uygulamalıdır. Derhal bu durum düzeltilmelidir. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi işbirliğinde kentin önemli çekim merkezi olan 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'na bisiklet yolu yapımı çalışmaları devam ediyor. Son zamanlarda yaptığı çalışmalar ile kent içerisindeki bisiklet yolu ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi projeyi bu kez de Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştiriyor. 5 kilometrelik güzergahta uygulanmakta olan yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, proje tamamlandığında Çambaşı Yaylası turizm ve vatandaşlarımızın sosyal aktivitesini arttırması açısından oldukça önemli bir mekan olacak dedi. Altyapı kanalizasyon hattı çalışmaları Altınordu ilçesi Karacaömer mahallesinde sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi bugün kanalizasyon sorununa neşter vurdu.
Altyapı kanalizasyon hattı çalışmalarını Altınordu ilçesi Karacaömer mahallesinde sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü OSKİ bölgenin kanalizasyon sorununa neşter vurdu. 19 ilçede alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden OSKİ Genel Müdürlüğü, Karacaömer Mahallesi'nin uzun zamandır beklemekte olan kanalizasyon hattı çalışmalarını başlattı. Yapım işlemi tamamlandığında Civil Irmağı ile doğaya bırakılan kanalizasyon atık sorunlarının önüne geçilmiş olunacak. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü uzmanlarının geliştirdiği akıllı kovan sayesinde arıların durumu takip edilebilecek. Akıllı kovan sistemi Arıcılık Araştırma Enstitüsü olarak daha öncesinde yaptığımız bir projenin neticesinde uygulamaya dönük örnek uygulama şeklini burada bu konuda özel sektörden beraber çalıştığımız iki firma var. Bu firmaların bir tanesi gördüğümüz kovan sistemlerini ortaya koydu. Diğer özel sektör firma da burada gördüğünüz akıllı kovan sisteminin aparatını geliştirdi. Şuradaki sistem sayesinde gerek bilgisayarlarımıza, gerek cep telefonlarımıza indireceğimiz uygulamayla kovanlarımızın sıcaklığını, ağırlığını, içerisindeki oksijen miktarını, yerinden oynatılmadığını, bir yere taşınıp taşınmadığını veya nereye taşındığını bunu inceleyebiliyoruz. Bunu anlık incelediğimiz gibi bunu yıl boyunca bütün girişimlerde inceleme imkanı var. Ani değişikliklerde ani değişiklik olması durumunda telefonlarımıza uyarı ikazı da gelebilmekte ve bu şekilde akıllı sistemlerle beraber sürdürülebilir mekanik sistemlerinin arıcılık sektöründe de uygulama alanını oluşturmaya çalışıyoruz. Ordu Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gönüllü Annelerin Demir Ali Bebek için köprü başında açılan kermeste el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürünleri 2 gün boyunca satışa sundular. Kermese ilgi yoğun oldu. Toplanan 18 bin lira Demir Ali Bebek'in ailesine teslim edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, kermese büyük küçük herkes ilgi gösterdi. Lakin beni en çok duygulandıran küçük çocuklarımızın harçlıklarını yardım kutusuna atmaları oldu. Anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmak güzel bir duygu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. El sanatlarından dil öğretmenliğine, enstrüman kullanımından KPSS'ye hazırlık gibi birçok dalda kurs veren Ünye Halk Eğitim Merkezi, Ünye'de getirdiği kurs yenilikleriyle çığır açmaya devam ediyor. İlk kumaş türü olan keçe, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan biridir. Yün, su ve sabun birleşmesiyle tepme tekniği uygulanarak yapılır. Dokuma işlemi olmadan yapılan ilk tekstil kumaşıdır. Antibakteriyel, radyasyonu ve elektriği emme özelliği vardır. Keçe kumaşından ayakkabı, yelek, şal, şapka, kaban, dekoratif örtü ve daha birçok çeşit ürün yapılabilmektedir. Kurs kayıtları başlamış olmakla beraber kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Halk Eğitim Merkezi'ne giderek ya da online kayıt siteleriyle başvuru yapabilir. Ünye Devlet Hastanesi'ne yeni bir atama. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Doktor Kadir Efe Ünye Devlet Hastanesi'ne görevine başladı. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Doktor Kadir Efe Ünye Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. 1986 yılında Ankara'da doğan, 2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan, 2011-2013 yıllarında Tokat Pazar Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başlayan, 2017 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında ihtisasını tamamlayan Doktor Kadir Efe, 2017-2020 yıllarında Bursa 4 Çelik Çocuk Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olarak da görev yaptı. Son olarak da Ünye Devlet Hastanesi'ne atandı. Ordu'da COVID-19 kapsamında Ordu Tabipler Odası Başkanı Dr. Ali Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orta kesimin pandeminin önlemlerine dikkat etmemeleriyle alakalı olarak sosyal mesaj içeren
birinci ve ikinci sınıfların öğrencilerin katılacağı kamu spotu hazırlayacak. Covid bulaştırıcılığı toplumda giderek yoğunlaşmakta ve artmaktadır. Bunu önlemenin en önemli yollarından birisi de virüs yükünü azaltmaktır ne olursa olsun. Bunu da en önemli yollarından birisi kullandığımız şu maskelerdir, cerrahi maskelerdir. Gerçekten virüs yükünün azaltılması demek hastalığın olsa bile hafif geçirilmesi anlamına gelir. Bu nedenle maske takımının, mesafenin ve hijyenin toplumda bir kez daha iyice algılatılması lazım. Biz de bu amaçla çocuklarımızın katılacağı bir kamu spotu yarışması düzenledik Ordu Tabip Odası olarak. İnşallah birinci ve ikinci sınıfta okuyan çocuklarımızın 10 saniye çekeceği kamu spotuyla maske takımının, hijyenin ve mesafenin önemine bir kez daha vurgu yaparak büyüklerde de bu alışkanlığı devam ettirilmesini ve daim olmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun topluma çok büyük faydalarının olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ekranlarınıza çekimi Ordu'da yapılan sevilerek izleyici ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı dizi ekibinin Ordu Derilerin türküsünü seslendirdiği VTR'yi getiriyoruz. Altın piyasaların son durumu nedir? Şimdi izliyoruz. Yeni tip koronavirüs aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasalar üzerindeki etkisi devam ederken bugünkü parametreler Amerikan doları 7.75 TL, Euro 9.22 TL, has altın 471 TL, çeyrek altını da 775 TL olarak gösterdi. Gündeme dair gelişmelerle sizlerle beraber olduk. Haberlerimizin detaylarını ve daha fazlasını Ünlü.net haber portalından, sosyal medya ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın yeni haberlerle karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.